Bir pazar günden Kırgızistan'dan kucak dolusu selamlarla başlarım. Evet tablo tablo ne son 3 gündür özellikle Paul'un açıklamasıyla sert bir şekilde geri çekilmeleri gördük ve bu tablo bu tablo gerçekten canımızı açtı ama buralar şimdi asıl soru bu. Buralar malı boşaltıp piyasaya elveda konumu mu yoksa yoksa buralardan yavaş yavaş toplayacak mıyız? Tabi oralar geleceğiz ama ondan önce şöyle bir kanalımıza üye olarak bizleri desteklemeyi unutmayın. Yorumlar kısmına incelememizi istediğiniz koyunlar ya da sorularınız varsa yazın. Hepsini tek 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 cevapladığımı şey biliyorsunuz. Evet. Cuma günü Paul'dan bir normali Paul bilirsiniz. Güvercin kısmına yani daha yumuşak söylemleri olan kısma dahildi ama özellikle o günkü toplantıda konferansta sert bir açıklama yaptı. Burada dedi ki. Faizleri yükselteceğiz, sert bir şekilde yükselteceğiz. Bu önden yüklemeli bir etki yarattı. Yani piyasayı söylemlerle bir e, istedikleri konuma doğru yönlendirmeye çalıştılar. Etkili oldu mu? Oldu. E, şu anda da zaten e, 75 ile 50 bas e, puan arttırımına baktığımızda aşağı yukarı 21 Eylül'de %61 evet 75 bas puan. %30, %40 yani %39, %40 da 50 bas puan getirecek e, deniliyor. Yani gelecek deniliyor. Ama asıl önemli olan tabi oraya daha zamanımız var ama eğer enflasyon verisi 8.5 ve 6 gelirse 75 bas puandan ziyade buradaki oylama, buradaki oylama nereye doğru kayar? Bu sefer 50 bas puana doğru kayar. tabi Önde önümüzde neler var aslında? Bir enerji maliyetlerinin düşmesi gerekir. İki, iki de ne arkadaşlar Amerika'daki Amerika'daki o konut krizinin her an patlayacak olması. Yani, eğer orada bir risk daha fazla e, baskı yaratırsa 75'ten ziyade 50 bas puanı yaparak piyasayı rahatlatma yönünü seçebilirler. Geldik geldik bizim piyasaları neyse e, haberler kısmını sizler sevmiyorsunuz ama. Ben genellikle alım ve satım yaparken e, yani dış etkenlerde bakıyorum. En sonki ki videomuzda dedik ki arkadaşlar e, şurası ne alım ne de satım konumudur. Yani iki rencin ortasındaydık buranın üzerine de atamadık. Geldik buraya e, 20.800'de altında yani 20.700'de altında kapanışlar e, bizi tehlikeye sokar. Nereden dönmüşüz çok ilginç yani. Şuradaki tabloya baktığımızda nereden e, düşmüşüz arkadaşlar? Şöyle bakıyoruz. E, daha önce de söyledik. E, Fibonacci'nin ikinci çizgisinden bir destek bulmaya çalışıyoruz. Evet birçok indikatörü e, birçok YouTuber olduğu gibi biz de bir buçuk aydır dedik ki dip sinyalleri birçok indikatörde geldi. Ve şunu da vurguladık. Bakın bu indikatörler. Evet buradan boğaya giriyoruz. Buradan uçuyoruz. Uzaya gidiyoruz anlamında değil. Buralar uzun dönemli ekümle konumu, uzun dönemli ekümle konumu, uzun dönemli toplama zamanı arkadaşlar. Tepe sinyali de geldi mi? Tepe sinyali geldiğinde bakın burada da tepe sinyali gelmiş ama tekrardan tepeyi zorlamış hatta birazcık da geçti. Zaten daha önce biz dedik ki arkadaşlar dikkat edin böyle bir kanalımız var kar almakta fayda var. Tepe sinyali geldi, geldi mi ne diyor? Kardeş yeter yani kar alma zamanı kar alma zamanı karları cebe atma zamanı. Eğer atamazsan da ben senin elinden o parayı cebinden o parayı alırım donuna kadar soyarım diyor. Olay özü bu. Geldik bir önceki saykıla bir bakalım. Bakın ikinci çizgiden dönmüşüz. Birinci çizgiye kadar inmişiz. Burada ee, Golden Fibonacci al sinyali yapmış. Haftalık tabloda da aynı günlük tabloda da aynı. Şimdi gelelim geçmiş sayıklar ne yapmış? En alt çizgiye değmiş, çarpmış, değmiş. Ondan sonra e, şu ikinci çizgiyi kaybetmelik bir yatay süreç. Bakın tam üst şeye varmadan orta rençten dönüyor. Burada da zaten daha önce de söyledim. Bakın burada da bir üçgen var. Bu üçgeni aşağı doğru kırıyor. Sonra belli bir yatay hafif de olsa bir düşüş trendi. Sonra yönünü ikinci Attı pardon üçüncü Fibonacci çizgisi ve beyazın üzerine attı mı yoluna devam ediyor peki burada ne yapmış? burada da gelin tekrardan bakalım birinci çizgiye atmışız ondan sonra e, ikinci çizginin üzerine attıktan sonra üçüncü çizginin denemesini bile yapmamışız yani değmemişiz tam değmemişiz arkadaşlar oradan bir düşüş e, seyrine tekrardan girdik bakalım e, günlükte ikinci çizgiden aynı bir önceki cycle'daki gibi bir güç bulmaya çalışıyoruz. Ama önemli olan daha önce de söyledim. Bakın şu e, Golden Fibonacci'nin de beyaz çizgisi bizim düşen kanalla yani birebir paralel gidiyor. Birebir paralel gidiyor. Şu düşen kanaldan çıkamadık. Bir türlü düşen kanaldan çıkamadık. Dönüşün sinyali her şeyin sinyali neresi dedik arkadaşlar? DX'e. Bakın DX'e de haftalıkta da uyumsuz, uyumsuzluklar var. Günlükte de, de. Bakın Günlükteki uyumsuzlukları görüyoruz. Ne yapıyor burada? Düşen tepeler. Peki şuradaki tabloya baktığımızda neyi görüyoruz? Daha net göstereyim. Şöyle bakıyoruz. Yükselen tepeler, yükselen tepeler. Yani bu bir uyumsuzluk. Hatta haftalığı açalım. Bakın haftalıkta da gör. Ee, şu ara sayımızı da açalım ki beraber izleyin. Bakın ara sayıda da ne var? Her şeyin ilk sinyali ara sayıdır arkadaşlar. Şu arasaydaki e, özellikle şu yükselen trendde aşağı doğru kırdık mı gerçekten güzel günler kapıda. Burada da neyi görüyoruz? Bakın yükselen tepeler görüyoruz grafikte ama arasaya baktığımızda düşen tepeler. Yani burada bir uyumsuzluk var. Belki de herkesin beklediği herkesin istediği ikili tepemiş. Şimdi diyecekler özellikle hocam bizim ile ne var? Arkadaşlar bu doların gücünü gösterir. Doların gücünü gösterir. Uluslararası piyasada doların gücünü gösteriyor. Dolar buradan aşağı doğru indiğinde paranın riskli varlıklar, riskli varlıkların en başında kim geliyor? Kriptolar. Kriptolar bundan güzel faydalanıyor. Altın güzel faydalanıyor. Hisse senetleri güzel faydalanıyor. Ama en başında bizim piyasalar daha sert hareket ediyor. Burada bir ikili tepe mi? Yani evet, ee, Paul'un açıklamasından önce bir Zaten piyasalar şöyle gösterelim arkadaşlar. Günlükte tablomuz tamam. Şimdi Paul'un açıklamasından önce zaten bir yükseliş yaptı. Bakın yükseliş yaptı. Ee, burada bir ikili tepe yapıyor mu? Önemli olan bu. Ee, özellikle şöyle söyleyeyim. 109 bandının üzerinde fazla kalmadığımız sürece sıkıntı, panik yok ama buradan aşağı süzülüp özellikle birinci adım burası buraya aşağı yönlü kırıp ve yükselen trendi, yükselen trendin aşağısına indik mi? Evet, güzel günler, güzel günler kapıda. Yani diyeceğim bunlar e, arka kısımdaki. Bir diğer tablomuza bakalım Bitcoin'de. Şimdi burada da Bitcoin'de özellikle ortalamaları açtığımızda neyi görüyoruz? Kesişimler yakın. Yani bu kesişimler genellikle aşağı yönlü kırılımları mı gösteriyor? Hayır. Eğer buradan şöyle bir yukarı doğru bir kırılım olursa Evet e, güzel günler bizi bekliyor bakalım mavi mavi ne yapıyor e, kırılım tabi pardon tersini söyledik yani buradaki kırılımlara dikkat etmek lazım İnşallah kırmaz İnşallah kırmaz tersten söyledik olayı peki daha önceki saykılarda ne yapmış bakın e, turuncu açık mavi üstten keseceği zaman ya da kırmızı koyu mavi üstten keseceği zaman Bakın turuncu tam mavi keseceğiz zaman aslında şuralar yani e, şu noktalar mı diyeceğiz? Yani aslında biraz yükseliş yapması lazım. Evet yani tam kesişim gelmeden aslında burada turuncu maviyi kesiyor ama kırmızı maviyi kesmiyor. Oradan bir sert yükselişlere zemin oluşturmuş. Şuradaki e, yapıya baktığımızda evet e, burada bir aslında o kırmızı mavi değil de farklı bir tablo varmış. Neyse bir önceki sayfaya geçelim. Orada neler olmuş bir onlara bakalım. Tabi burada mavi yeni başladığı için e, buraya baz alabiliriz. Bakın turuncu mavi kesiyor. Aşağı yukarı bir geri çekilim ama çok fazla bir geri çekilim yok. Ondan sonra yolumuza devam ediyoruz. E, ben e, birçok tabloda her zaman derim analiz yaparken derim her şeyin sinyali arasay arkadaşlar. Arasay da kırılım geldi mi? Ya da arasaya şöyle bakalım haftalık tabloda. Neyi görüyoruz? İlk kez bu kadar dibe geldik. Yani buralar zaten e, alım konumu. Eğer olur da e, 18.006 kapatırsak benim aşağı yukarı gördüğüm tablo neresi? 16.000. Bir de geçen bir e, şöyle bir çizim yapayım dedim aslında. Bakın çok e, ilginç bir yapıya denk geldi. Yani aşağı yukarı bu neyi gösteriyor? Şöyle şurayı biraz daha aşağı çekelim evet. Şurada bakın ee, bir W yapısı var bu W'nun uzun bir süre sonra retesti mi? Yani ikincisi ilginç bir yine bir tablo var. Yani her şeyin kilit noktası sanki burayı gösteriyor. Yani burayı gösteriyor. Yani şu tabloya baktığımızda ee, yani 2017'deki yılın tepesi ve şu 2020 yılın e, özellikle tepeyi kırıp retest yaparak yoluna devam ettiği yerlerin kesişim noktası aşağı yukarı burası. Yani aşağı yukarı buralardan da sanki dönecek umudu da vermiyor değil. Ama şimdi e, günlük tabloda Arasay bize şunu açık ve net bir şekilde demiş. Zaten ben her zaman diyorum ilk sinyal Arasay. Bakın burada çık diyor. Burada çık diyor. Arasay artık yükselen trende kırmış. Burada da kırıldığını gördüğümüzde ve aşağısında iğneler mü şu desteğin Artık çıkma zamanıymış. Evet, yani diyeceğimiz bunlar başka bir formasyon, başka bir şey var mı? Bir uyumsuzluk var mı? Şimdilik yokmuş gibi geliyor. Ee, tablomuzu şöyle bir büyütelim arkadaşlar. Evet, an itibariyle 20 bin'in üzerindeyiz ama e, buralar gelebilir mi yani? 19 binler gelebilir mi? 18 binler gelebilir mi? Gelirse ben e, özellikle şöyle söyleyeyim. Haftanın bir açılmasını da beklemek istiyorum. Şu iki renç arasında pek ben bir işlem yapmayı sevmiyorum. Evet şuradaki bir ara desteğimiz var. Yani ara desteğimizden bir güç bulduğunu görebiliyoruz ama... Ee, Haftanın bir açılıp e, özellikle büyük borsalardan, büyük yatırımcılardan hangi yönde bir e, tepki olacak, Nasdaq'da nasıl bir tepki var, e, DXY grafiğinde ne tür bir aşağı ya da yukarı yönlü hareket var onu görmek istiyorum. O yüzden yani e, şunu da düşünüyorum ya buradan kaçırsak ya buradan kere alamazsak falan filan ziyade piyasalar bize her zaman hem al hem de sat yönünde fırsat verir. O yüzden ben e, biraz daha bekleyeceğim. Ee, özellikle şuralara doğru geldi mi ee, bir alım yaparım ama pazartesi salında bir açılımıyla DXY'ye bakarız, Nasdaq'a bakarız ona göre alımları yapmayı düşünüyorum. Diyeceklerim bunlar Bitcoin kısmına geldik. Yorumlar kısmına e, Abidin hocama da şöyle selam söyleyeyim. BTT'ye bakar mısın? BitTorrent derhalde onun yeni ismi neydi? Ona da bir bakarız. IPC IPC ee, ve BTCST e bir bakayım. İPC mi yoksa ICP mi? Ee, selam hocam. BTC yorumunu bekliyoruz. Barbaros hocama da selamlar olsun. Ee, Sidarow Ivan. Ya, kiril alfabesiyle yazmış. Ee, Rus bir eleman ama İngilizce yazmış. Büyük bir da dolandırıcı arkadaşlar. Ben de daha kimseye ne para ne koyun gönderin arkadaşlar. Dikkat edin. Ee, hayırlı cumalar sevgili hocam. Recep hocama da teşekkür ederim. Aşağı yukarı hepsini okudum. Zaten hepsini de cevapladım biliyorsunuz. Cevaplamadıklarımı da video üzerinden e, ee, inceliyoruz coinleri. Şimdi geldik iyice şey IPC. Pancake start, yani şöyle bir bakalım. bölünme yapmış. Bölünme yapmış. Bölünme yapmış. Büyük bir olasılık. Yani. yoksa buradaki düşüşü açıklayamam yani. O ne yapmış bu? Her bölünme yapmadan düşmüşse şu düşüş. <laughs> Geçmiş olsun yani kim bu coin'de kaldıysa bitirmiştir yani. zararı parayı sıfırlama diyeceğim o bile az kalır yani. Evet in 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 nereye kadar nereye kadar? Evet şimdi bulduk tabloyu. Yani e, en ufak hareketi hani diyoruz ya bazı oyunda en ufak hareketi iki katını getirir. Bunun en ufak hareketi <laughs> 4-5 katını getirir arkadaşlar. Yani şuradan şuraya çıksa 3 katıya, 3 katıya yani. bir üstündeki direnci çıksa 3 katını getirecek. Gördüğüm tablo bu. E, bir düşen bir yapı var. Madem öyle çok fazla kazandıracak hiç şu altı sil, silerim hiç gereği yok. Şuradaki yatay düşüş trendine bakarız. Yani bununla herhangi bir arası herhangi bir şey açmayacağım. Evet ee, pardon mailim açıldı biraz e, yanlış tıkladık. Ee, yani gördüğüm tablo bu. Ee, bir şey görmüyorum. Bir düşen trend var. Bu düşen trendin kırılmasını beklerim yani dibin dibinde dibin dibin dibinde yani <laughs> en ufak hareketi iki katı değil üç dört katı getirir ama en ufak aşağı hareketi de paranızı sıfırlar daha düşer mi düşmez buradan demeyin ben çok proje gördüm buradan düşmez dedik daha da düştü o yüzden dikkat etmekte fayda var yani bu coin'i yorumlayamam en fazla bunu söyleyebilirim e, icp'ye bakan belki yanlış yazmıştır diye icp'yi de daha önce incelemiştim. Evet. İCB'de durum ne? Şurada bir yükseliş trendi. Evet. E, daha önceki videolarda dedik ki ilk kar kısmı burası, ikinci kar kısmı burası. E, i̇ki katı vermemiş. Aşağı yukarı %90 bir kar oranında vermiş. Güzel bir kar. Ee, yalnız şu W ünitesinin de atması canları sıkmış. Yani geldi noktaya geri gitmiş. Geldi noktaya geri gelmiş. Ee, herhangi bir formasyon yok. Arasaydaki ilk hareket bakın. Burada da Arasay'daki yükseliş trendine bir bakalım. Bak, pardon kalem açık kalmış da. Şuradan ee, tablomuzu alalım. Gelin size Arasay'daki yükseliş trendini çizelim. Niye çizemiyoruz? Şöyle bir ortalayalım. yani aşağı yukarı şurası. Nerede kırılım? Yani şurada. Evet yani tam şurada getiriyor. Ee, Aşağıya kırılmış, şurada getirmiş. Yani buradan çıkmak lazımmış. Ee, yani ya da orayı da geçelim. Ee, özellikle 7.5 bandının aşağıının kırılmasıyla çıkılması gerekirmiş. Başka başka ne diyebiliriz? Şöyle bir golden fibonacci açalım. Evet beyaz çizginin üzerine atamamış hiçbir zaman. Bir de şöyle bir yükselen trende bir düşüş trendi çizelim. Pardon. E, Arasay'da bir düşüş trendi çizelim. Arasay 45'in üzerine atarsa yani özellikle şöyle söyleyeyim. 6.3 bandın üzerine atacak mısın? asıl önemli nokta o. E, yani şuralardan bir tepki yer diye beklerdim açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Ee, ama Bitcoin'in aşağı yönlü sert salmasıyla beraber de bundan nasibini almış. Yani bu tablo birçok coin'de var arkadaşlar. Yalnız ICP e, file, file'den iki, iki buçuk katını vurmuştuk. ICP'den de yüzde seksen, yüzde oranını vermiş ama ICP almamıştım. E, file almıştık. Oradan güzel vurduk ama şunu demek istiyorum. Bakın file'de de sınırsız arıza sahip. Yani istedikleri zaman piyasaya yeni tokenler sokarak piyasayı Aşağı çekebiliyorum, o yüzden bu tarz coin'lerde iki katında ana parayı çekip karla e, yolunuza devam etmekte fayda var. Ya da önemli dirençlerinde ana parayı çekersin, e, ondan sonra yoluna devam edersin. Şimdi BTC/ETH'de de öyle oldu. Şimdi orada ne yaptık, e, ana parayı çektik, e, kar kısmını da içeride bıraktık. Şimdi gördüğümüz başka bir şey yok, e, herhangi bir formasyon yok. Bizim ikili stratejiye açalım. Al mı sat mı sat mı al mı? Ee, hemen şuradan bir bakalım. Yani al sinyali üretmişti. Arasay biraz şuraya atarsa net bir al sinyali. 6.31 6.31'in üzerinde mum kapatması lazım diye düşünüyorum. Ee, başka bir formasyon yok İCP'de. Geldik geldik ee, BTCST. ben de bir an BitTorrent diyecektim aslında. Bitcoin harçlıkta tokeni, standart harçlıkta tokenine baktığımızda şimdi şunu bir e, yani dedik ki geçen hafta 14 bandına geldim alırım aldık ama e, piyasaların hem aşağı yönlü hareket çizmesi hem Pavlov'un açıklaması hem de güçlü bir e, direnç. Neden? Bakın burayı vermemiş vermemiş karşımıza da güçlü bir direnç olarak çok net bir şekilde çıkmış. Şuradan şuraya ben %30'a yakın bir kar ettim. Bunu hem Telegram grubundan hem de videodan açık ve net şekilde söyledim. Ben kar satışlarımı yapıyorum. Yani %25 ile %40 arasında bir kar satışı yaptım. Aklımda net sayılar yok. O yüzden hani bazen %100 satış yaptım ama olur da piyasalar düzelirse sert hareket edeceğini düşünüyorum. Neden? Onu da söyleyeyim şimdi. Bak. Düşen tren sert hareket etmiş. Ya da düşen kanal fark etmez. Bakın buradan soktuk. 30 dolarda da çıkarttık daha önce. Videolarımızı izleyenler bilir. Gir. 30 dolarda çık. Kaç katı? Aşağı yukarı. 2 katı. Burada gir. Aşağı yukarı kaç? Şuradan. 5'ten 14. 3 katı. Paranızı 3'e katlamışız. Yani 50 liramız olmuş. 150 lira. Buradan. Ee, yani belki iğnelerden sayarız şuradaki desteğinden alım yapacaksın işte. kaç 13 bandından 26 iki kat o yüzden düşen e, trendler benim için önemlidir Arasay zaten bunun ilk sinyalini verir ara hala bir net bir sinyal yok arkadaşlar e, bakalım al yönünde de bir sinyal yok düşen trendde de herhangi bir yani oraya hareket edilmesin çok sert mumlar atması lazım gördüğüm tablo o. Yalnız yalnız yani ben şuralardan bir tepki e, görür dedik. İlk tepkiyi güçlü bir şekilde verdi ama ondan sonrakini veremedi aşağı sert bir şekilde attı. Nereden dönmüş? Aşağı yukarı bakın e, şurada neyi görüyoruz? Buradaki Renci almışız ama hiç rites etmemişiz. Gelmişiz şimdi burada sanki bu ranc'i rites ediyoruz ama burayı da kaybedersek Nerelere kadar geliriz artık e, şu bandı baz alabiliriz. Kaç? 8.9 ya da güçlü desteklerinden 7.63 bandı diye düşünüyorum. Yani bunun dışında ben e, herhangi bir formasyon görmüyorum. Düşen bir kanal var düşen kanalın altına kadar iğne atsa da ama özellikle üst banda doğru bir hareket yapacağı zaman da güzel bir kar bırakır ama o yüzden ilk önce bir düşen iğneye trendlere bakmak lazım Belki şuradan da alabiliriz yani Çünkü e, ikisi bir ayrı yapıp buradaki düşen trendi kırıyor sert hareket ediyor burada da yani kırılım geliyormuş gibi ilginç yani buradan kırılım gelirse nereye kadar tutarsınız en fazla 15 bandı ya da 14 e, dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum şimdi btc'de Yani herhangi bir formasyon herhangi bir şey Yok e, Fibonacci, Golden Fibonacci'yi de açtığımızda. Evet beyazın üzerinde ilginç yani direkt beyazı bir rites hareketi olmuş ol, yap, yani yapmış gibi görüyoruz. Çok ilginç bir yani burada bir kırıyor. Şu beyaz Fibonacci hiç rites etmiyor. Geliyor burada rites ediyor bakalım. E, buradan güç bulup tekrardan yoluna sert adımlarla devam edecek mi? Evet e, Bitcoin'in düşmesiyle birebir paralel ediyor ya da yukarı çıkması. Yukarı çıkarken sert hareketleri yapıyor. Düşerken de sert. Ona göre stoplu hareket etmekte fayda var diye düşünüyorum. Diyeceklerim bunlar. Ee, bu coin, bu coin tabi buralardayken video çektim bakın 34 dolardayken. Ee, alım için hiç acele etmeyin. Ee, ben bu bandı 14 bandın geleceğini düşünüyorum. Buraya geldi mi de evet bir alım yapabiliriz dedik. Evet oradan yaptık. Yüzde otuz bir çıktık. Ee, hepsini çıkmadım. Olur da buradan tekrardan piyasalar yön yukarı olsaydı evet daha sert hareket edebilir miydi? Edebilirdi. Zaten burada da dedik ki arkadaşlar bakın arası şiş, şişkinlik yapmış e, kar almakta fayda var diye düşünün. Burada bir M formasyonu var ve M formasyonu aşağı yukarı zaten hedefine gelmiş. Ee, Başka başka ne diyeceğiz? Herhangi bir şey yok arkadaşlar. Arasayındaki şişkinliği almak zorunda. Bakın ben iki renç arasında genellikle hareket ederim. Bak alacaksın, tutacaksın, satacaksın. Yani güzel karlar veriyor ee, genellikle. 4 saatte bakarsak daha net yani. Al satçılar için şöyle bir tablo göstereyim. Al, sat. Çok güzel bir alan. Yani diplere geldi mi alacaksın. Bakın şuralarda alanlar şurada güzel bir kar yapabiliyor. Ya da burada. E, Dip de gel al bak tabloya bak güzel bir hikaye. Yani ara say, özellikle 25'e doğru yaklaştığında al e, 70 ve üzerine çıktığında satacaksın. Yani hiç öyle uzaya çıkacak sürekli yükselecek havasına hayaline kapılmayın. E, bir coin ne sürekli düşer ne de sürekli yükselir diyeceklerim. Bunlar, evet 4 saatte al, al sinyal üretmiş ama sert hareketleri bir türlü yapamıyor e, gördüğümüz tablo bu arkadaşlar. Nereden retleyecek? 12-15 gözüküyor şimdilik ilk, ilk ara bir dirence. Bunu da geçtik geldik geldik. Moez, Moez, Moez'e de şöyle bir bakalım. Evet Moez'de biz uyardık. Buradayken uyardık. Kar satışlarınızı yapın. Burada bir sıkışan yapı. Ondan sonra düşen kanal, düşen kanalı kırdı ama ee, öyle bir sert bir yükseliş yapamadı zaten burada da şunu dedik ki şu range'in üzerine atmak zorunda 80 bandı aslında benim hedef burası ee, bir bandın üzerine atması ondan sonra girelim diyorum. yani bütün videolarda bunu söyledim ama sonra şu yapıyı gördükten sonra da dedik ki yükselişin önünde engel 80 e, band 80 bandını alırsa ne yapardım bir bandına kadar yani yüzde yirmi yüzde yirmi yüzde yirmi bir kar oranı bırakıyordu ama kısmet olmadı giremedik çünkü kırılım gelmedi evet düşmeye devam ediyor devam ediyor projesi nedir e, ne değildir aslında net bir şekilde bilmiyorum ama e, bizim telegram grubundaki birkaç arkadaş da varmış e, yani uyumsuzluk da var dört saatte de uyumsuzluk var e, muhakkak günlükte yani şu uyumsuzluk Günlüğe de yansımıştır muhakkak. Bir bakalım. Evet, günlükte de var. İkili dip yapmış. Arasayda ee, bu nedir? Bir uyumsuzluk. Ee, bu uyumsuzluk yukarı yönlü kıracak mı? Bakalım. Piyasalar piyasalar yukarı yönlü e, sinyal verirse, büyük olasılıkla maviye yukarı yönlü sinyal verir yani en ufak hareketi buradan yani şuraya dar tutsam bile iki katına yakın bir para verir. Evet, ölü taklidi yapan. Diğer coinlerden bir tanesi başka yorumlar şöyle bir bakalım. Es geçtiğim bir şey var mı var mı var mı var mı var mı var mı? Ee, de bir bakalım hadi AP. AP'de çöktü yani birçok coin çöktüğü gibi AP'de çöktü. Ee, AP'de defterimiz geldi zaten iki buçuk katını vurduk çıktık. Çok güzeldi al sat fırsatı verdi. AP ne yapıyor? AP şuranın üzerinde kalmaya çalışıyor gibi geliyor. 4.8, 4.8'in yani e, şöyle bir büyütelim de. Bakalım niye buradan evet yani tam yenilerden almışız buradaki asıl burası. Şöyle evet bakın. Direnç burası. Burada çarpıyor atamıyor, çarpıyor atamıyor. E, burada da üzerine atmış. Belki biraz daha mı indireceğiz? Yani tam yenilerden bazarsak yani aşağı yukarı burası. Neyse yani buralardan e, yani 3'ün 5'in hesabını yapmaya gerek yok. Buralardan dönmeye bir çalışıyor ama ara sayıda kırılım yok. Ara sayıda kırılım yok. Al sinyali üretip özellikle ara 35'in üzerine atarsa 36'ın üzerine atarsa al sinyali gelir. E, ama grafikteki düşüş e, yapısı daha çok var. E, grafikteki düşen trendin kırılımı aşağı yukarı yani buraları gösteriyor bugünlük için ama bugün önümüzdeki günler için ilerleyen günlerde değişir diye düşünüyorum. Herhangi bir formasyon yok. Çanak kulp demeyin buradan çanak kulp çıkmaz arkadaşlar. Bazıları yazıyor çanak kulp formasyonu var mı diye. Yok. Herhangi bir formasyon yok gördüğüm kadarıyla. Ee, ne yapmış ne yapmış acaba W'nin ritesine yani birçok coin'e baktığımda genellikle W'ların ritesine kadar hareket etmiş ama bu biraz daha dik durmuş diyeceğim ama yani sağlam düşmüş arkadaşlar. <laughs> Birçok köy sağlam düştü. Yani burada herhangi bir şey yok. Yani diyeceğim hiçbir şey yok arkadaşlar. Ee, günlükte günlükte bir uyumsuzluk var mı? Hafif de olsa var yani. ikili dip yapmış arasayda. Ee, fiyata baktığımızda aşağı yani bir önceki koyunla aynı yapıyı göstereyim gösterir Moves beraber. E, dip buradan yapıp yukarı çıkacaksa evet sert hareketlenebilir. Evet. Geldik. KD, KD'ye soranlar vardı. KD'ye da çöktü. Hepsi çöktü. Hepsi bir anda çöktü. Evet. Yani şimdi KD'de geldi yere geri dönmüş. Bakın e, altına bileymiş yani. o yüzden api biraz daha dik durmuş. Düşen trend kırmamış. Kırılmamış. da evet Arasay'da bak ilginç. Pardon. Şimdi bir kapatalım. Yani şu yapıyı alacağız artık. Yani kırılım geldim geleceğim diyor. Daha önce ne yapmış? Kırılım gelmiş şurada ama aşağıda atmış yani. Kırılım geldikten sonra bir yükseliş. Evet Kırılım geliyor mu? Arasa öyle kendini çok fazla aşağı atmamış. 36'larda. Bu güzel yani. Çok fazla sanmamış ama grafikte geldiği yere geri dönmüş. Fibonacci, Golden Fibonacci al sinyali üretmiş. Yani buradaki al sinyali üretmiş. E, ee, iki katı vermiş mi? Vermiş aşağı yukarı. %80, %90. Zaten güçlü renk yani. Bizim çizdiğimizde burasıydı. Dedik ki, hedef neresi? 2.3, 2.4 bandı. Buralardan kar satışı yaptırdık. Bakalım. Herhangi bir formasyon görmüyorum. Beyazın altına atmış. Bir şey yok. Toplama zamanı. Toplum daha alta gelebilir mi? Gelebilir. Buraları tekrardan 1.4'e gelebilir mi? Gelebilir. Zaten 1.6 bandında oturuyor. Yani gördüğümüz tablo bu ara sanki yavaş yavaş kıralım geliyor gibi. Dikkat etmekte fayda var. Değerlendirebilirim. Yani pazartesi olmuş olsaydı bugün değerlendirdim. Şu uluslararası bir piyasaların açılması, küresel piyasalar ne tepki veriyor? E, Nazda bakalım, DXC'ye bir bakalım ondan sonra hareket ederiz diye düşünüyorum. E, BTC'den sonra neye bakalım? GMT. GMT'de son durum ne? Bir zamanlar 45 kat kazandırmıştı. 3,5 dolar bandında çıkarttık herkesi. Evet. Dedik ki arkadaşlar bakın GMT'de Kırılma dikkat edin. Kırılma dikkat edin. Aşağı yönlü sert bir kırılım gelmiş. Ee, daha nerelere kadar gelebilir? Yani şuraya doğru. Burada bir ara destek var ama buranın pek tutacağını sanmıyorum. Yani şu noktaya gelebilir arkadaşlar. Yani dikkat etmekte fayda var. Burayı gelirse evet 0.5 bandı. Ee, geldiği nokta burasıydı yani. Çok sert yükselmişti. Birçok kişiye güzel kazandırdık. GMT'ye ilk video çeken ben. Yani hem Steb'ine hem GMT nedir, necidir. Buna ilk video bizden gelmişti. Güzel kazandırmıştık. 45 kat kazandırdık ama gel gör ki GMT o eski halinden e, eser kalmamış. O eski halinden eser kalmamış. E, arasay Arasay dibin dibinde yani. Al sinyali vermiş mi? Yani al sinyali verse bile şu tabloda ben e, girmekte korkarım. E, çünkü üçgenin aşağı yukarı hedefi gelmemiş. Yani şuradaki tabloyu bile alsak. Yani al sinyali de öğretmemiş. Hala yatayla e, gördüğümüz tablo bu. Burası, yani şuradan e, destek bulmaya çalışıyor. Şu tabloyu biraz aşağı indirelim. Evet yani aşağı yukarı bura, buradan destek bulmaya çalışıyor ama güçlü desteklerinden bir tanesi burası burayı kaybettiği an e, direkt geleceği yer 57 bandı e, yani de biraz sert düştü kaç yüz, yani son e, gerçi pek yükseliş de yapmadı diyecekler arkadaşlar da evet bayağı bir para kaybettirmiş son iki gündür pardon son bir haftada sert e, geri çekilmeler yaşamış GMT'de tablo bu. E, Opa bakalım. oplanda da çok güzel burada. Bakın opu da ilk dedik ki arkadaşlar. Düşen trend kırıldı. Yataya girdi. Şu rencin kırılması. 0.65. 0.65 bandından itibaren e, hedef neresiydi? Hedef burasıydı. Hedefimize geldi. Çıktık. İsteyenler şu noktadan alım yapabilirler. Stoplu olmak kaydı. Dedik ki eğer çanak kulp yapacaksa şöyle geniş bir çanak kulp e, net bir şekilde olmamış çanak kulp. Artık şunu bir silelim. E, ya belki buralardan da çanak yapabilir. Yani şey çanağın kulpunu yapabilir. Ama ker alma kısmını daha önce söyledik. Bakın şöyle bir yataydı çanak yapabilir ya da şu an tepesi. Burada ker alacaktınız artık yani. Hedef aşırı gelmiş. Zaten şurada da uyumsuzluk vermişti. Daha önce söyledim mi bilmiyorum ama e, bu uyumsuzluğu gördüysem muhakkak söylemişimdir. Zaten burası ker alma kısmı. asıl ker alma noktası burası. Evet burada daha tepeye gitmiş olabilir. Paramızı daha e, Fazlalaştırmış olabiliriz. ker markajımızı arttırmış olabiliriz ama Arasay'daki şu tabloyu ben görseydim ben çıkardım yani. Zaten çıkmanız gerektiğini tam şu noktada söyledim. Bakın yatayda bir burası ker alma kısmı. Kaç kere kazandırdık. Yeter mi? Yeter. Ee, Arasay'da düşen trendi kırmamış. Yani düşen trendi kırmamış. Tabloda da düşen trend kırılmamış. O yüzden e, ben şuradan bir hamle yapmazdım. E, olur da Buralara doğru bir geri çekilim olabilir mi? 743 bandına doğru olabilir. Ama o gün bugün mü? O gün bugün değil. Bir piyasadan toplaması lazım. Toparlanması lazım. Optimus da ne yapacak? Alıcılarla beraber yukarı yönlü hareket eder diye düşünüyorum. Al sinyali hala öğretmemişiz. Başka da bir şey görmüyorum. Herhangi bir formasyon yok. Düşen, düşen yapı var bakın. Şimdi düşen yapıyı göstereyim. Grafikte kırılımla beraber girilir. Yani net bir kırılım yok. Hatta şu iğnelerden alırsak daha net oluyor. Evet. Yani net bir kırılım yok. Kırılım gelmesi için kaç bandı gerekiyor arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim. Şuradaki ara direncini almak zorunda. 1.1 1.1 bandını almak zorunda. Belki şunu biraz daha aşağı çizebilir miyiz? Yani, yani aşağı yukarı bu. Evet. 1.1 bandını alırsak ee, kırılım gelmiş olur. Ara sayıda da aşağı yukarı kırılım gelmiş olabilir. Ee, şöyle göstereyim Arasay'daki. sayıdaki. Evet. Yani ara sayın, ara sayın yukarı hareket etmesi lazım. 40 40 üzerine atması lazım ara Geldik bir de Alpine'ye tabi ara açık kalmış hemen şuradan bir çıkalım arkadaşlar. Evet Alpine, Alpine yine sert hareketler ediyor. Alpine de ilk hedefler geldi. Buradayken hocam satıyorsunuz dedim satmıyoruz arkadaşlar. Satmıyoruz bütün fan tokenleri yükselirken Alpine'nin yükselmemesi ki Binance'de arkasında olduğunu biliyoruz. Buranın kırılımı Sert hareket getirir. Ee, burada girmek isteyenler 2.6'nın kırılımını beklesin. 2.6'dan sonra yani biz şuralardan hatta videoyu çekerken alım yaptığımı söyledim. Bakın arkadaşlar bu destekten 2.2'den alım yapıyorum dedim. İsteyenler güvenli liman 2.6. Yüzde kaç? Yani yüzde 123. güzel bir kar oranı getirdi. Hala sert hareket ediyor. Ee, bakalım yani şurayı alırsa daha da sertlenir. 4.8 bandı 4.8'den sonra daha sert hareketleri Alpine'den e, görürüz. Hızlı bir dönüş mumu sergilemiş. Bu güzel. Bakın yani şuradaki mumu yemiş arkadaşlar. E, aşağı yukarı yemiş. E, özellikle yarın ve ertesi günkü e, piyasaların yönüyle beraber e, hareket edeceğini düşünüyorum. E, yani tekrardan girecek olanlar varsa şu rencin üzerinde kapanışları beklemeleri lazım. Kaç? 5.2 5.2'nin e, kırılımı gerekir ya da Şuradaki yükselen bir trend var arkadaşlar, yükselen bir trend var. Ee, bu trendin de kırılmaması lazım, ee, ona da dikkat etmekte fayda var ama e, buna trend çizsek de çok fazla hareket ettiği için bak gelmiş çarpmış sat, gelmiş al sat al yine burada satılabilir ee, dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Alpine'de diyeceklerim bunlar tablo güzel. İkili strateji al sinyalini üretmiş mi, üretmiş mi, üretmiş mi? Üretmek üzere. Şöyle ara sayı özellikle 66'ın üzerine çıkarsa evet iyi. Zaten yükselişin sinyali belli. 50'nin 50 altına atmadı. Bakın burada 50'nin o kadar sert mum gelmesine rağmen 50'nin altına atmadı ve buradan yükselişine devam edecek mi? Bakalım bugün ve yarın gösterir. Yani şuranın üzerine atmış. Bu güzel. Buranın üzerine atmış. 3.8-3.9'un bakalım asıl önemli yer burası. Yani şu trendin üzerine atabilecek miyiz? 5.2, 5.2, 5.2, 5.2'ye alırsak da daha sert hareket edeceğini düşünüyorum. Diyeceklerim bunlar Alpine'de. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.